Yezd'un Müzesi. Yezd'un Müzesi'ndeyiz. Muhtemelen burası bir su sarnıcı. Yarısı da İsfahan'dan geliyormuş. Bir su yolunda boruları döşenecek yerin kod farkının düzgün olup olmadığını, suyun akış yönünün gerçekten doğru olup olmadığını belirlemek için bir sistem yapmışlar iple. Mesela şöyle durursa yamuk duruyor ve demek ki eğim yanlış ve böyle durursa da yanlış ve vermek istedikleri eğim hafif bir şekilde verecek şekilde ayarlıyorlar. Şu tarafta eğimin, şurada hemen eğimin küçücük bir kertiği de var. Yine burada su saati şeklinde yapılmış bir sistem daha var. Hem burada yamuk, sağa sola yamukluğu ya da öne arkaya yamukluğunu da yamuk olup olmadığında şuradan görebiliyoruz. Yani bu tarafa eğikse şu şekilde duruyor, öne eğikse buradan biraz daha çıkıyor gibi. Evet, tarihi bir çarşı olan Han Bazar'dayız.
çakmakçılar, bakırcılar, demirciler. Bunlar var. Sokaklar daracık ve her yer topraktan yapılmış, kerpiçten yapılmış binalar. Çok güzel. Bir polis arabası rehberimize bir şey soruyor. Bakalım konu bizimle alakalı mı? Evet, Nebat adı verilen çay şekerlerinin yapıldığı yerlerden birinde şeker çuvalları var. Yani glikoz çubuğu kullanmıyorlar. Akşam saatlerinde, öğlen saatlerinde geldiğimiz Çakmak Meydanı hareketlenmiş durumda. Bu meydanın adı neydi abi ya? Şeyh Çakmak mıydı? Hatırlamıyorum abi ya. Amir Çakmak Meydanı'nda İran-Irak Savaşı'nın şehitlerini sembolize eden şehitliğin önünde insanlar ilahiler eşliğinde dualarını ediyorlar. Şehitlerini unutmamışlar, onları yad ediyorlar. They are unknown. Atsız askerlerin mezarları. Yes Meydanı'nda Türk kahvesi söyledik ancak sütlü Türk kahveleri geldi. Biraz Nescafemsi ama yine de içiyoruz. Keyfimiz yerinde, keyfimizi bir şey bozamaz. Akşam vakti Yezdiler burada toplanıp dondurma yiyorlar, kahvelerini içiyorlar, muhabbetlerini ediyorlar. Güzel zaman geçiriyorlar. Yes Meydanı'ndayız. Arkamızda şu an akşam olduğu için gündüz hava çok sıcak. Gün boyunca biz gezdik ama kimseyi bulamadık. Meydanlar bomboş, sokaklar bomboştu. Dedik herhalde burada kimse yaşamıyor. Oysa insanlar sıcak olduğu için evlerinden çıkmıyorlar. Şu anda her taraf dolu. Trafikte bile zorluk yaşadık. Zorla geldik buraya. Şu anda her taraf havada serinledi. Çocuklar, ailesiyle birlikte gelmiş insanlar. Şen şaklık bir ortamla karşılaştık. Biz de oturduk divan gibi bir yere, Türk kahvesi söyledik. Biraz Nescafe arası bir şeyle karşılaştık ama burada razıyız. Şu anda iyi rüzgar esmeye başladı, rahatız.
Yes'te şimdi Doladağbat Garden'a giriyoruz. Doladağbat Bahçesi. Burası bir sarayın bahçesiymiş. Buraya da gelmişken girelim dedik ama kapıdaki arkadaşımıza bir selam verelim. Selam. Mehmet kardeşimle Yes'te kaldığımız eve doğru yürüyoruz. Eyvallah. 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 Evet. Yan yana iki evde bizim. Fahri Yezdli ilan ediyorum. Kabul ettim. Buyurun efendim, sizi şöyle alalım. Sabah 5.30. Yezd'de kaldığımız evden ayrılıyoruz. İstikametimiz Çam Köyü, yani Sessizlik Kuleleri arkasından bahsediyoruz. Hello. Look around. Can I see it? It's okay, thank you. Evet, ilk defa bir saat kulesinin içine giriyorum. Saat kulesinin içindeyim. Yukarı doğru merdivenler, ahşap merdivenler çıkıyor.